Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir video ile karşınızdayım bu videomda 66 seviye hesapta yargıcı aldık daha yeni aldık arkadaşlar vazifelerde arkadaşımız kalmıştı şimdi örümcek 17'de kalmıştı yargıcı yeni almış Tabii o vazifeleri göremeyeceğiz örümcek 17'de kalmıştı örümcek 17 ejderha 20'yi buz golemi 20'sini ateşin 20'sini yaptık ve klan boss'ta en önemlisi ölümsüz takım yaptık çünkü vazifede de bosa 100 milyon hasar vurun vazifesi vardı yani o şeylerden, vazifelerden arkadaşımızı geçirdik ve yargıcını aldırdık. Şimdi öncelikle şöyle bir hesaba bakalım. Hesabın içerisine girdiğimizde arkadaşlar yargıcını almış, daha bugün aldı ve ben bunu şey takımı hazırladım da videoyu bugün hazırlama fırsatı buldum. Takımı daha eskisinden hazırlamıştım ve ee, zindanlar için gerekli olan tüm kahramanların kalıntılarını kuşandım ve arkadaşımıza klan boss takım yaptım. Aslında niyetim Batman takımı yapmaktı. Kule ve Savaş dökümcüsüyle Arayıcı da vardı çünkü hesapta ama Arayıcı falan kasılı değildi kitap eksiği Vardı kalıntılarla denedim Yani 2-3 tane kahramanın Kalıntısını tut, hızını tutturabildim Ama diğer kahramanların hızı Yetmedi maalesef hız kalıntısı Kasması gerekiyor onu ilerleyen zamanlarda Artık kendisi yapar ama biz e, Vazife ve şimdilik o e, Kalıntı kasması en azından 1-2 ay sürecekti arkadaşlar 1-2 ay içerisinde de Klanbostan alacağı efsanevi kitap Sarı taş, mor taş, mavi taş eksikliği yaşamasın diye şu an kafa parçalayan şey pardon, kule ve savaş dökümcüsü ile bir ölümsüz takım yaptım. Arkadaşlar renklerde bu iki takım çalışıyor. Yani renklerde şöyle çalışır. Kıyamet Rabı falan olursa yeşil dışındaki renklerde çalışıyordu. Ama takımımızda hesabımızda Kıyamet Rabı yoktu. Bunun için alternatif olarak çelik kapı yani birçok klan <laughs> boss takımında kullanıyorum. Bu kahraman A ikisinde bir dezavantaj kaldırma özelliği var. Yeşilde zaten çalışmıyor bu takım ya. Sadece bizim için sersemletmeleri kaldırsın. İşte kulenin almış olduğu sersemletmeyi kaldırsın yeterliydi. 3 turda bir dikkat edin. Bunu güzel bir şekilde ayarladığımızda klan boss'ta, hem kabusta hem de ultra kabusta, mor renkte, mavi renkte ve kırmızı renkte çalışır arkadaşlar. Şimdi geçelim takımımıza. Arkadaşımıza ben ultra kabusun manuelliğini gösterdim. Kabusun manuelliğini göstermemiştim ama anlatmıştım. Yani resimler falan göndermiştim ama yapamamış, çalıştıramamış ve bugün sizlere hem ultra kabusta hem de kabusta nasıl çalıştırabileceğimizi bu takımı anlatacağım. Sonrasında hızlarını göstereceğim hızlı bir şekilde. Sizler de yapabilirsiniz güzel bir takım. Fena değil tabii ki eksiklikler çok fazla. Örnek veriyorum. Anaksın daha ustalığı yok. Kitabı eksik. sonra yıldızları mor değil. Peri'nin de yine aynı şekilde ustalığı tam da bunun ama Çelik Kafa'nın ustalığı yok. Kulenin mi savaş dökümcüsünün mü vesaire ustalıkları eksik bu kahramanların. Arkadaşlar şimdi bu takım normalde Ultra Kabus'ta full oto olarak çalışıyor. Onun bilgisini vereyim. Evet kulemizin A1 becerisi burada. Bu şekilde manuellik yapın. İlk e, hazırlığınızı bu şekilde yapın. Evet anaksda ve peride hiçbir şey yok. Çelik kafada ise dikkat etmeniz gereken husus burada çelik kafanın A3 becerisini kapatın. Herhangi bir artısı yok takımımız. Zaten ölümsüz bir takım. Defans arttırmanın hiçbir anlamı yok. Ama A2 becerisi bizim takımımızı çalıştıracak beceri. Yani sersemletmeleri kaldıracak beceri. O yüzden bunun sersemletmesini bir tur kaydırmamız gerekiyor. Yine ben bu manuellikle yaptım ama şu an ultra kabusu sadece gösterelim bir anahtarımız var. Bu bir anahtar ile hem ultra kabusun hem de kabusun manuelliğini göstereceğiz. Evet girelim full oto olarak tamam. Evet full oto olarak gireceğiz. Yani ultra kabusu çalıştırdı da ondan yana sıkıntısı yok. Ama yine sizleri de görün diye burada yapmanız gerekenleri anlatayım diye. Size de yararlı olur diye. Tekrar göstermek istiyorum burada. Evet arkadaşlar takımımız oto olarak başladı. Evet bu ayarları yaptığımızda. Evet, bu ayarları takımımıza yaptığımızda. Evet, çelik kafa vurdu. Birinci vuruş. Şunu yaptı. İkinci vuruşunda ise otoyu kapatıp şu A1 becerisini tekrar kullanacağız ve sonra takımı tekrar otoya alacağız arkadaşlar. Çelik kafayı kullanmasam olur muydu? Olabilirdi ama birazdan kule HP'si azaldığı için canı sersemletmeyi o yiyecek ve bu yediğinde zaten takımımız düşecekti ama gördüğünüz gibi sersemletmeyi tekrar kaldırması gereken bir kahraman ihtiyacımız vardı ve onun için de ee, çelik kafa işimizin sorununu çözdü. Evet arkadaşlar bu manuellik ile 50 tur boyunca full oto olarak gidiyor. Vurmuş olduğu hasar şu an için 20 milyondu galiba 21 milyondu. Tabii ki söylemiş olduğum gibi, olduğum gibi kitap eksikliği, ustalık eksikliğinin tamamladığında ultra kabusa 2K'yi zorlar bu takım rahat bir şekilde. Şimdi e, çıkalım oyundan komple çıkacağız bir anahtarımızı harcamamak için. E, oyundan komple çıkacağım takımı durdurmadan bu şekilde Sonrasında kabus manuelliğini de göstereyim sizlere. Şimdi periye döndü sersemletme. Bakın perininkini de kaldırıyor hiç fark etmiyor. Çelik kafa etme yemediği sürece e, tüm sersemletmeleri kaldıracaktır. Sadece kafa şeyin e, savaş dökümcüsü çelik kafadan hızlı olduğu için onunkini kaldırmaz. Yani burada da dikkat etmeniz gereken takımı ayarlarken Kafa parçalayan ve şey pardon çelik kafa ve savaş dökümcüsüne sersemletme vurdurmamamız gerekiyor. Diğer hangi kahramanlar sersemletme yersin Sorununuzu çözecektir. Evet çıkalım. Şimdi e, kabusun da manuelini göstereyim. Sonra videomuza devam edelim. Girdik ve hemen e, Bos'a geçelim Kabus'a. Arkadaşlar Kabus'ta da çok basit yapması gereken çok basit. Aslında Kabus oto olarak başlar mı? Hiç denemedim ama Neyse biz manuel olarak başlayalım. Lotayı artık kendiniz geliştirirsiniz sizler. Şimdi şunu çıkartalım. Ön talimat ayarları yine aynı. Değişmiyor arkadaşlar ön talimat ayarları. Çineçelik Çelik Kafa'nın ee, A3 becerisi kapalı. Yine aynı ta takım ile giriyoruz. Ama oto değil. Bundan manuel oynayacağız. Girelim şöyle. Evet. Şöyle ekranımıza alalım. Biraz daha alalım. Evet başladık. Burada e, kafa parça şey, savaş dökümcüsünün abiriyle vurduk. Kulemizle de vuralım abiriyle. Çelik kafanın abirini kullandık. Evet şunun A2 zehir atalım. Evet. Perinin A3'ünü attık. Savaş dökümcüsünün A1'ini kullandık. Ee, yine kulemizi de kullanalım. Ee, yine bir defans arttırma atalım. Perimiz ölmesin. Şöyle vuralım. Evet savaş dökümcüsüyle vurduk. Bosun rengi kırmızı fark etmez. Kırmızı olsun çalışır. Periye vuracaktır. Savaş kuleye de vursa sıkıntı olmayacak. Çelik kafaya vurmayacağı için her şekilde... Ee takımımız çalışacak arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi yeşil dışındaki tüm bosslar çalışıp çalışır. Yeşilde de hız azaltma dezavantajı yiyor takım ve ondan dolayı çalışmıyor. Hani oraya da bir dezavantaj blokçu yeşil için şeyin hızında çelik kafanın hızında dezavantaj blokçu koyabilir. Sersemletmeleri falan iyi ayarlaması gerekiyor. Ama zaten hesapta bir Batman takımı var. Şu anki bu takım idare tenlik. Yani o Batman takımını yapana kadar Arkadaşımızı iyi kötü hasar çıkartabileceği bir takımdı. Vazifesini de yaptık. Yargıcın da aldı bu takım ile. Yani o şekilde bir takım. İleride zaten Batman takımını yaptığında çok daha iyi bir takıma sahip olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada 3. tura geldiğimizde kabuslu hangi renk olursa olsun hiç fark etmiyor yeşil dışında. Öncelikli olarak A1'ini vurduk. Kulenin A1'ini vurduk. Evet çelik kafamıza sıra geldi. A3 ile A2 ile sersemletmeyi kaldırdık. Bununla zehircimizle vuralım. Yine zehircimizle vuralım. Burada e, savaş dökümcüsüne sıra geldiğinde A3 becerisini kullanıyoruz. Gördünüz mü? Hiçbir kahramanımız hasar almadı artık. Evet burada kafa, şey, kuleye tekrar sıra geldi. A1'inde kullandıktan sonra takımınızı otoya alabilirsiniz. Bu takım yine 50 tur boyunca yeşil renk dışındaki tüm renklerde kabusta full oto olarak gidecektir arkadaşlar. Sadece bu blokları ayarlamanız gerekiyor. Belki bunu uğraşsak ilk turdan oto olarak ayarlayabiliriz ama onu da nasıl yapacak hesaplayacak kendisi. Ona göre şey yapacak arkadaşlar ayarlayıp takımı kaydedecek. Evet olur mu? Belki de olmayabilir bilmiyorum denemek lazım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi takımımız gidecek 50 tur boyunca söylemiş olduğumuz gibi yine sersemletmeler kaldırılacak ve her turda boss'un her vuruşundan önce bloklar açılacak. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir kahramanımız 2 turda da hasar yemeyecek. Bu şekilde takım artık kalıntılarının, gücünün, kitapların işte ustalığın etkisi sayesinde vuracağı hasar belli olacak. Arkadaşlar 50 tur boyunca gitmeyelim. Yani çünkü vaktimizi harcamayalım. Bu takım üzerinde yapması gereken ve özellikle sizler de bu takımı yapacaksanız eğer hızları nelere dikkat etmeniz gerektiğini falan anlatalım. 50 tur boyunca gitse de zaten ultra kabusa 21 milyon falan vurduğunu varsayarsak buraya da 25 milyon vuracaktır. Eksikliklerine geçelim. Evet çıkalım. Full oto arkadaşlar. Full oto. Evet çıkalım. Takımın eksikliklerine bakalım. Bir anahtarı kullandık. Zaten bu deneme şeysinde olsun. Bir tane anahtarla iki boss'un manuelliğini gösterdik. Yani kârdayız. Şimdi arkadaşlar geçelim. Takımı nasıl yaptık ve bu hesap neler yapması gerekiyor. Birinci olarak kulemiz. Görmüş olduğunuz gibi. Toplam istatistiğine baktığımızda hızı 240. Kafa parçalayan da olduğu gibi 240. Kritik oran, kritik demeç vesaire kasacağız. Bu kahraman atak hasar vuruyor A1'inde. A2'sini kapattığımız için atak kasacağız. Hızını 240 yakalayacağız. Ee, şu göğüslüğünü bakalım. Ee, yüzdesiz atak taktım. Yani çok büyük iyi bir kalıntı yoktu. Aslında bunu yüzdeli atak takabilirdik. Ama hızı tutturabilmemiz için bu şekilde istatistiklere çok fazla önem gösteremedim. Hesapta zaten kalıntı yok. Sizler yüzdeli atak şeklinde kuşanın. Mesela bunu 16'ya atmalı mı? Bence atmamalı. Gereksiz bir kalıntı ama 3 hıza vermiş. Böyle kullansın şimdilik. Ama örnek veriyorum bazı kalıntılar 12 seviyede. Bunu 16'ya atabilir. Altta hız vermiş. Ve artık bunu 16'ya atsa da altta hıza vermeyecek. Bu tarz kalıntıları... Kahramanların üzerinde 16 yatabilir. Ya bunu da 16 yatabilir. Ya Mesela örnek veriyorum bunu da 16 atabilir. Artık hız vermiş ve hıza vermeyecek veya hız çıkmayacak altından. Bu şekilde kalıntıları 16'ya bunların hepsini 16 atabilir arkadaşlar. Hasarını etkileyecektir. Evet ustalığına bakalım. Ustalığını bu şekilde açmışız. Evet doğru bir ustalık. Şunu da açabilir. Ama gerçi hasar yemiyor. Şuradan açsın daha iyi olur. Evet bu şekilde. Savaş dökümcüsüne baktığımızda yine ustalık eksikliği var bunda ustalığından başlayalım. Ustalığını şöyle atsın 1, 2. Şunu açmak için de 2, 2 de buradan gelsin. Şöyle şu ikisini atsın Şu şekilde 2 ve 2. Bu şekilde açar. Ustalığını tamamlaması gerekiyor. Ve baktığımız zaman kalıntılar yine hızına öncelikli olarak bakalım. Savaş dökümcümüzün hızı 248 hızında. Atak kasacağız. Hızını tutturacağız. Oran ve demeç kasacağız. Bu kadar. Şimdi bunlarda yükseltilmesi gereken kalıntılara baktığımızda 16 atabilir altta hıza vermeyecek. Evet. 16 atabilir altta hıza vermeyecek. 16'ya atabilir altta hız yok hıza vermeyecek. Bu tarz kalıntılar 16'ya atabilir. Ama bunu 16'ya atmasın. Zaten bu hız için kuşanmışız. Zaten atak sancağı çıkarsa 4 hızlı kuşansın. Bunu 16 atarsa ne olur? Hatta bunu 12'de bıraksın. Defansla bir iş yok bu kahraman. Çünkü burada hıza verme ihtimali var. Bu kalıntı 16'yı atmasın. Gümüş olmadığı için bunların hepsini ben yükseltemedim. Kendisi artık zamanla yükseltir. Evet arkadaşlar bu şekilde kahramanlarımız full kitaplı olacak. Özellikle kulenin A3 becerisi full kitaplı ve savaş dökümcüsünün A3 becerisi full kitaplı olacak. Bir sonraki kahramanımız çelik kafa. Çelik kafa yerine badel olabilir. 3 turluk o da dezavantaj kaldırıyor. Ee, kıyamet Rahibi olabilir. Serserim etmeleri kaldıracaktır. Ona benzer dezavantajları kaldıran 3 turlukta yapan bir kahraman da olabilir. Pasifinde Kıyamet Rahibi gibi pasifinde dezavantaj kaldıran bir kahraman da olabilir. Ama Çelik Kafayı kullanacaksanız full kitaplı olacak 3 tur. Ustalığından bakalım. Ustalığı açık bu şekilde kuşanmışız. Olabilir böyle de açılabilir. Bence böyle çok daha ideal şimdi şöyle döndüğümüz zaman buna can çalma seti kuşanmamdaki neden hani ola ki ilk turlarda filan gerçi hasar yemiyor ama yine de ben kuşanayım dedim takımı hazırlarken çünkü sersemletme yemesin diye canı eksilirse hemen kendisi doldursun diye sizler kuşanmaya da zaten yemiyormuş şey can hasar yemiyor. Evet bunda kalıntılar yükseltebilir mi? kritik oran eldiven yükseltirse altta hız çıkma olasılığı var. Yani dediğim olay bu. Bunu atmayacak 16'yı 15'e getirip bırakacak. Eğer 16 atarsa buradan çıkacak olan hız kadar geri tekrar kalıntılardan o hızı düşürüp yine aynı 177 hızına getirmesi gerekecek. Şu an riskli bir durum o yüzden hiç dokunmasın buna. Bunu atabilir, hız vermez. Bunu atabilir, hız vermez. Bunu atabilir, hız vermez. Evet bunu da atabilir hız vermez arkadaşlar. Şunların hepsini 16'ya taramaya el döğene dokunmasın. 16'ya giderse hız verme ihtimali var. Ve toplamızını söyledik zaten. Toplamızı 177 atak kasacağız bu kahramana da kritik oran kritik demeç kasarsanız kasın ama isabet kesinlikle kasmanız gerekiyor. Ve bir sonraki kahramanımız periydi. Donmuş ölüm perisinin ustalığı tamam ama şu ustalığı da yine açsın. Yok buna gerek yok şuradan açabilir şunu açsın donmuş ölüm perimizde ve donmuş ölüm perisine baktığımız zaman dikkat ettiyseniz misilleme kalıntısı kuşandım ekstra Tur hasar blok da olsa alıyor arkadaşlar bilginiz olsun ekstra bir kar saldırı ee, mesela bunu 16'ya atmasın Çünkü hıza verme olasılığı var verebilir bunu 16'ya atmasın hıza verebilir bunu 16'ya atmasın Hatta bir bile yükseltmesin bir hız yani ona sa hız gelecek bozar bunun eldivenine bakalım eldiven atabilir altta hıza vermiş hız çıkmayacak bunu 16'ya atsın bunu 16'ya atsın evet. Bunu 16'ya atsın bu şekilde diğerlerinde 16 atabilir Evet arkadaşlar toplam istatistiğine de bakalım hızlı bir şekilde perimizin toplam istatistiği 174 olacak Atak kritik oran kritik demeç kasarsanız kasın ama isabet kesinlikle olması gerekiyor Ve son kahramanımız eksiklikleri çok fazla olan Anax Anax hasar blokçu her türlü takım içerisine girebilir ve ustalığı açık değil, ustalığını açsın. Perinin ustalığı gibi yapabilir. Vesaire. Ve beceriler kitaplı değil. Beceriler kitaplanırsa vuracağı hasar artacaktır kesinlikle. Yani şu eksiklikler tamamlasa bile hasarı artacaktır arkadaşlar. Eldiven kritik oran 16'ya atılmaması gerekiyor. Altta hız verebilir. Evet, bu 16 atabilir. Bunu 16'ya atabilir. Evet burayı da açarsa isabet hızını bozmadan kritik demeç tılsın ve isabet sancağı takabilir. 176 hızında olacak. Atak kasacağız. Kritik oran kritik demeç olursa olur. Ama kesinlikle isabetimiz olacak. Evet arkadaşlar öncelikli olarak bu takımdaki kahramanların ustalığını katsın, anaksını fullesin, kitaplasın. İşte diğer kahramanların eksiklerini yapsın. Sonrasında ise diğer kahramanlarına bakacak. Biz zindanlar için zaten 17. bölüm örümcek için 20. bölüme geçirdik. Oto olarak işte ejderha için 20. bölüm oto yapar hale getirdik. Ateş şövalyesinde de öyle. Onun için kahramanların kalıntılarını düzenledim. Kullandığım kahramanların. Ve bundan sonra yapması gereken nelerdir hemen onlara değinelim. Evet öncelikli olarak söylemiş olduğum gibi Klambos takımını kasacak ve Drakes'i kesinlikle 60, 60 gerçi yıldızlarını morlaştırsın. Bunların kalıntısını kuşandım yükselsin 16'ya atsın. Ee, ve bundan sonra arkadaşlar Drakes'ten sonra ölüm şövalyesini kassın derim. E, Ronda'yı kassın derim. Atak kırıcı olarak elinde gerçi var. Şu an için geyik şövalyesi dursun ama bunlar da şeylerine, gruplarında lazım olacak. Şöyle baktığımız zaman Aciliyetten kasması gereken kahraman kesinlikle yargıcı şey e, Drakes'ten önce bile kasabilir. Evet başka şu yeni kahraman Uğurlu'ya da bu arada şeyde güncellemede becerilerinde değişiklik oldu. Bu kahraman da artık kullanılır hale geldi. Bunu da baksın duruma göre eksiğine göre kasabilir. Evet arkadaşlar bu şekilde şu da fena değildi kasırga kantra. Bu da Sitra falan iş yapıyor diye hatırlıyorum ama kör kahin de var. Bunu da kesinlikle atmış alsın. Bunlar güzel efsanevi kahramanlar. Evet arkadaşlar bunları atmışlayacak. Bunları kasacak. Sonrasında keyfine bakacak. Tabii ki ilerleyen dönemlerde bol bol şu an için yapması gereken ejderi hayvasının 10 şey 20 20. bölümünde ve örümceğin 20. bölümünde çünkü çok fazla kalıntı eksiklikleri var. Sancak olsun, tılsım olsun, yüzük olsun, kahramanları kuşanırken sıkıntı yaşadım. Hız kalıntıları, can çalma kalıntıları vesaire, can çalma olması da isabet kalıntıları. Bunların hepsi Ejderhan'ın 20. bölümünde düşüyor. Yani hiç durmadan 3 ay boyunca Ejderhan'ın 20. bölümünde günlük 50-100 savaş yaparak şu Batman takımını söyledim ya kule, savaş dökümcüsü ve aracıyla yapılan Batman takımını devreye soksun derim. Evet hesabımız güzeldi. Hasarcısına hasar kalıntılarını kuşandım. Bunların hepsini 16'ya atabilir. Kritik oran kritik de demeç hesaba ilk girdiğimde bunlar yoktu yani bu oranlar yoktu. Bunları kuşandım örnek veriyorum canlandırmacısı gorgorabanın hızı falan kötüydü bunların hızını arttırdım. Zaten bunları yaptığımda direkt olarak örümceğe de geçtim. Ejderhanın 20. bölümünü ve diğer zindanların 20. bölümlerini de oto olarak geçtim ve bu sayede de yargıcımızı aldık. Arkadaşlar her ne olursa olsun doğru kuşanılması gerekiyor. Kahramanın doğru kuşanılması gerekiyor. Şimdi yargıcı aldık. Tabii ki vazifemiz bitmedi. Daha vazifeler devam ediyor. Vazifeler de yapmakta gayret etsin, ilerlesin. Son kahramana kadar, son ödüle kadar devam etsin. Tavsiyem her zaman o yöndedir. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.